Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Karadeniz gazında deprem röportajı yeni tarihe açıklandı. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çökeceği ilk nokta olan Filios Doğalgaz İşleme Tesisinin inşaatına gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman'da bulunan bölge müdürlüğünün kapılarına depremzedeleri açan kurum. Bununla yetinmeyip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde diğer bölgelerden destek ekipleri de çekti. Kısa süreli olarak çalışma kapasitesinin düştüğü tesis inşaatı, bölgedeki yaraların hızla sarılması ve arama-kurtarma faaliyetlerinin son bulmasıyla tekrar tam kapasiteye döndü. Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Bakan Dönmez de bölgedeki mesaisine ara verip Filios Doğalgaz İşleme Tesisine geldi. Dönmez, ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan depremlerin sadece o bölgeyi etkilediğini söylemek imkansız. Kimimizin akrabası, kimimizin arkadaşı, kimimizin komşusu vardı. Sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkiledi. İnşallah millet olarak el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz. Dönmez ayrıca gerek madencilerimizi, gerek teknik kadroda çalışanlarımızı, gerekse sahada çalışan işçilerimizi, herkes bir cana umut olurum, bir yarayı sararım, bir gönle girerim diye bölgeye geldi. Bu kurumlarımızdan biri de TPAO. Özellikle depremin en çok etkilediği Adıyaman'da bölge müdürlüğümüzün kapılarına binlerce depremzedeyi açtılar. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin evi yıkıldı, yakınlarını kaybetti ama yine de desteğinden geri durmadı. Allah hepsinden razı olsun diye konuştuk. Dönmez, Filios Limanı hakkında da burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi. Maalesef yakınlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz de var. Haliyle binlerce işçimiz bölgeye gitti. Onlar da tekrar geri döndü. Çalışmalara kaldığı yerden devam ediyorlar. Burada bulunan yüzlerce iş makinesi arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da yapacaklar. Deprem nedeniyle kısa bir süre aksama oldu ama Allah nasip ederse Nisan sonu Mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımıza buluşturacağız. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.